Ben bir şiir yazmıştım. İsmi Gurbet Komşusu Merhaba Canım idi. Bu şiiri o dönemin Soyut dergisine gönderdim. O derginin editörü Halil İbrahim Bağır, bu isim dedi, şiiri yayınlarım ama bu isim çok laubali dedi. Bu olayda arkadaşlar Özgür'ü çok kızdırdı. Sen bunu istemiyor musun? Al sana merhaba canım, öyle yazılmaz, böyle yazılır diye. Ona bütün içini dökerek, hurdunu dökerek yazdığı bir öfke şiiridir o. Merhaba canım. Hayat trajik bir homoseksüeldir. Bence bütün homoseksüeller Adonis'tir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamalarıdır. İsmet Paşa'nın deyimiyle haytalık yaptığımız günlerdi. Kara ayetler askerleri dövende sevdalı yüreğine kuşat. Al sesimi vur kanının gümbürtüsüne zamanı. O dönem insanları birbirine benzemeye çalışıyor. Herkes gibi düşünmek marifet diye düşünüyorsun. Yani bizim o parkalarımızla, sakalımızla, bıyığımızla bağdaşmayan kimlikte ve tipolojide bir arkadaştı. Bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum, gülüş verecek ellerinizden ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Bu şiir ne yahu dedirtmiştir pek çok kişiye, ben dahil. Bu şiir o yıllarda dergide yayınlandığında nasıl ses getirdiğim ama ses getirmesi Zeki Müren'i seveceksiniz lafından kaynaklanan bir şey. Arkadaşın cinsel eğiliminin farklı olduğunu duyduk. Yani iteledik, ötekileştirdik, dışladık. En karanlık zamanlarda çocuk öldü. Yani birisi mi itti, kendisi mi atladı? Sarhoşlu mu düştü? Zekai'nin ölümüyle ilgili birçok şey anlatılır. En doğrusunu bilenler belki de söylemiyorlar. Ve bir Şubat gecesi, masum bir deniz üzerinde, Karaburun'a uzak bir deniz üzerinde, sandalcıların ve Kemal abinin olmadığı bir deniz üzerinde, balıkların ve kuşların öldüğü saatlerde, tam o saatlerde arkadaş Zekai Özger'i tanıdı. Ve sonra arkadaş Zekai Özger'i tanıdı.